videoma da hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir maraton çekeceğiz. O da Tadında Aşk Var kitabının maratonu. Bu kitap bana yazar tarafından, yani Tuğba Atıcı Coşar tarafından gönderildi. İçinde yani böyle bir yemek konusu olan romantik bir kitap diyebiliyorum. Yaş sınırı olarak da yetişkin okurlar içindir yazıyor kitabın arkasında. Kitap hakkında çok fazla bir bilgim yok. Bana da daha yeni geldi ve bir an önce okumak istiyorum. Ben böyle konu yemek yapmak olsun, tatlı yapmak olsun, özellikle romantik kitaplarda çok seviyorum. Çok eğlenceli bir konu yani bence çok. Bu yüzden de romantik kitaplarda işlendiğinde her seferinde deli keyif alıyorum. Bu kitaba da başlayacağım için güzel, çok heyecanlıyım. Bildiğim kadarıyla daha eski yazılmış bir kitap fakat yeni bir yayın eviyle yeniden basıldı. Gerçekten çok güzel basılmış bir kitap. Şöyle minik bir ayracımız var. Ay. Ayracın bir kısmı bu şekilde, bir kısmı bu şekilde. Fark ettiyseniz bu kısmı kapakla birlikte. Bu kısmı da aslında kapakla birlikte. Çünkü öyle bir kitap tasarımı basmışlar ki, şimdi normalde kitap bu şekilde geldi bana ama eğer isterseniz şu cildi çıkarıp tam tersi bir şekilde de takabiliyorsunuz. O da böyle oluyor. Yani ben bunu denemedim ve katlanma yerlerinden tam tersine ne kadar katlanabilecek bunu henüz bilmiyorum. Yani bunu test etmedim. Çünkü ben bu kısmını daha çok beğendim. Fakat eğer istersek ters bir şekilde takabiliyor olmamız ve burada böyle bir resim olması benim çok hoşuma gidiyor. İstiyorsanız bu şekilde takıyorsunuz kitabı. Kitabın da iç cilti bu şekilde. Dediğim gibi ismi Tadında Aşk Var. Bu kapağı da çok güzel. Bu kapağı da çok güzel ve ayracın da böyle iki taraflı olması falan benim çok hoşuma gitti. Yani bilmiyorum, bence yaratıcı bir tasarım olmuş. İşte böyle gerçekten içinizi ısıtacak romantik bir kitap gibi gözüküyor. Umarım gerçekten de öyledir. Beklentimi karşılar. Her kitabı kendi türü içinde kıyaslayan bir insanım. Bu kitabı okurken de beklentim şu ki içindeki aşkı böyle hissedeyim. Böyle ayaklarımı çırpayım heyecandan. Mutlu olayım, kahkaha atayım, geri geldiğinde fazla duygu hissedeyim. Bakalım karakterleri ne kadar seveceğim, konu ne? Bu arada konuyu da bilmiyorum. Tek bildiğim yemek ve hani pişirmek, mutfakta geçen bir konuya sahip olması, romantik olması, başka hiçbir bilgiye sahip değilim. Bir de tasarımına bayılmış olmam. Yani bu kitapla ilgili bilgilerim ne yazık ki bu kadar sınırlı. Konusundan kitaba başladığımda size bahsedeceğim. Konusunu bilmek istemedim şu an henüz, hani okurken öğreneyim diye. Ama yani yemekle alakalı. İki karakter de bildiğim kadarıyla yemek yapıyor. Yani bu kitapta birlikte yemek yapacaklar ve bu da çok heyecanlı ve çok tatlı geliyor kulağa. Şu an diyecek bir şeyim yok. Ben bu kitaba başlayayım ve esas ondan sonra sizinle gelip konuşayım. Kitabımız 390 sayfa. Bakalım nasılmış. Eğer bu kitabı okuduysanız sizin bu kitapla ilgili düşünceleriniz neler oldu? Bunu çok merak ediyorum. Şöyle yakından bir daha bir göstereyim. Çok güzel duruyor bence. Dediğim gibi okuduysanız sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Yani sizce nasıl bir kitaptı? Ya da okumayı planlıyor musunuz? Romantik kitaplarınızda mutfak temasını, yani yemek pişirmek, tatlı yapmak konusunu seviyor musunuz? Bunlar hakkında lütfen yorumlarda konuşalım. Çok merak ediyorum düşüncelerinizi. Ve ben de bu kitaba başlayayım. Ben şimdi Tadında Aşk Var kitabına başlıyorum. Bu kitap bana yazar tarafından kutulu set halinde gönderilmişti. Bu yüzden de içinden böyle kartı ve çıkartmaları çıkmıştı. Bunları ben düzgün bir şekilde saklıyordum. Sonra aklıma geldi. Şimdi tam başlayacakken şuradaki sticker, ya bu gerçek bir çıkartma değil ama çıkartma gibi duruyor ya. Dedim ki bir ilk yapıp acaba ilk sayfayı bu gelen çıkartmalarla süslesem. Yani şunlar okurken tepki vermek için anladığım kadarıyla. Daha önce hiç böyle bir şey kullanmadım. Bilmiyorum kullanır mıyım. Kitaptan bir de böyle bir kart çıkmıştı mesela. Yani kitabın içinden çıkan şeyler gerçekten çok güzel. Hem tarif var. Ayracı, aynı kitabın kendisi gibi iki taraflı. Bu çıkartmalar ama ilgimi çekti. Bunlara dediğim gibi işte mesela görüyorsunuz yazanların manifest falan hoşuma gitti. Yani böyle okurken tepki vermek yerine bu çıkartmaları yapıştırabiliyorsunuz. Dediğim gibi bunu kullanır mıyım bilmiyorum ama bunu kullanabilirim. Ve dedim ki birkaçını ön sayfasına yapıştırayım ve böyle bir süsleyelim. Yani her şey beni buradan ilham aldım. Buraya bence birkaç tanesini yapıştırıp kendine az bir hava katabiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yapacağım şimdi ve geleceğim. Umarım güzel olur. Zaten aşırı yapmamayı planlıyorum. Abartıya gerek yok. Çıkartmalarımı yapıştırdım. Sonucu görmeye hazır mısınız? Ben çok beğendim. Çok eğlenceliydi. Tada! Yani çok aşırı bir şey yapmadım. 3-5 tanecik çıkartma yapıştırmışım. Ama zaten aşırı bir şey yapmak istememiştim ama bilmiyorum, bu 5 çıkartma bile beni aşırı mutlu etti. Çok hoş duruyor bence, çok güzel oldu. Tamam, artık başlayabilirim. Yay! Tadında Aşk Var kitabına başladım ve gerçekten çok keyifli bir başlangıç oldu. Şu an henüz daha sadece 70 sayfa okudum. Sayfa tam 70'teyim ve ayracım da düştü.
Ayrıca şimdi kenara koyacağım çünkü konuşurken düşüp durmasını istemiyorum. İpi kullandığım için düşecektir çünkü. Şu an sayfa tam 70'teyim. Bölüm de 8'deyim. 8. bölüme başlayacağım. 8. bölüm Kenan'ın gözünden. Kitap hem Balam'ın hem Kenan'ın gözünden. Yani hem kadın karakterimizin hem erkek karakterimizin gözünü okuyoruz. Ve bu bence çok güzel bir şey. Yani ikili anlatımlı romantik komedi kitaplarına ben bayılırım. Bunda da şöyle. Kitap tam olarak eski yazlık Türk dizileri tadında. Ama bu eski yazlık Türk dizileri televizyonlarda değil de şimdiki zamanın Netflix şimdiki zamanın Netflix'inde yayınlansaydı sonuç bu olurdu. Yani bu kitabı bence daha iyi tanımlayamam. Hoşunuza gittiyse gitmiştir, gitmediyse gitmemiştir. En baştan ortalığı temizleyelim. Kitap bu arada yetişkin okullar içindir yazıyor arkasında. Bu ilk 70 sayfa ile ilgili düşüncelerim bana bu atmosferi vermiş olması ve çok keyif alarak okuyor olmam. Bir iki olumsuz düşüncem var ama çok küçük, bunlardan da bahsedeceğim. Bunun dışında her şey zaten olumlu gidiyor. Bu yüzden önce olumsuzlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak ilk 30 sayfa. Bu kitabın bence ilk 30 sayfası kitabın geri kalanına kıyasla daha yani iyi değildi. Çok yani yine kötü değildi ama kitabın geri kalanını çok keyifli, çok eğlenceli bir şekilde okurken ilk 30 sayfasında ilerlemekte zorlandım. Diyaloglar daha yapay hissettiriyordu. Olaylar aşırı hızlı gelişti. Yani kitaba başladık. İşte restorana indi kız. Kenan'la tanıştı. Sonra restorandan çıktı. Kenan'la karşılaştı. Kenan. Böyle bir hani ilk 30 sayfa çok hızlıydı bence ve aynı zamanda diyalogların da böyle bir garipliği vardı. Ama sonrasında ya bir anda geçti o his. Büyük ihtimalle yeni bir hikayeye başlamanın verdiği o işte ortamı anlatmak, karakterleri anlatmak kısmından dolayı ilk 30 sayfanın biraz daha farklı hissettirdiğini düşünüyorum. Ama sonrasında yani tamamen kayboldu o his. Bu yüzden gönül rahatlığıyla şu an devamının çok çok daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Karakterleri ve ortamı tanıtmak açısından bazen böyle ilk girişlerin kitabın geri kalanına kıyasla daha altta kaldığını görebiliyorum okuduğum kitaplarda. Bunda da bunu yaşadım ama benim için bu bir sorun değil. Bunun dışında kitabın yan karakterlerini çok sevdim. Hem Kenan'ın hem de Balam'ın yakın arkadaşları var. Yani Balam'ın en yakın arkadaşı Esra. Ve bu arada Balam'la Esra'nın ilişkisini çok sevdim. Aşırı güzel bir arkadaşlık ilişkisi var kitapta. Yani o ikisinin sayfalarını çok çok büyük keyifle okudum. Dediğim gibi ilk 30 sayfa biraz şey olsa da onun dışında Balam'la Esra'nın arkadaşlık ilişkisi çok doğal, çok çok hoşuma gitti. Yani tam bir böyle kız kanka ilişkisiydi ve hani çok böyle hani hoşuma gitti o kısımları. Balım'la Esra'nın ilişkisini çok sevdim. Harika bir arkadaşlık ilişkisi var. Bunun dışında Kenan'ın da bir yakın arkadaşı var, Engin diye. Ve bu yan karakterlerin birbirine şipleneceği belliydi. Ve bunun ben böyle biraz daha yavaş olmasını, keyifli olmasını isterdim. Fakat çok hızlı gelişti yan karakterlerinde şeyi. Bilmiyorum, keşke o kısmı da biraz daha uzatsaydım. Yani yan karakterler çok tatlı, çok güzel. Ama bir tık daha iyi olabilirdi. Yani tercihim bir tık daha farklı yöndeydi benim. Bunun dışında her şeyden deli keyif alıyorum. Kitabın konusundan bahsetmek istiyorum. Şimdi Balım restoran sahibi bir kız. Bu restoranı daha yeni açmış sayılır ve daha aslında aşçılık ve yemek işlerinde de yeni sayılırmış. Yani en azından ben böyle anladım. Arkasını okumadan sadece yani ilk böyle bir 30-40 sayfada olanlardan size konuyu anlatıyorum ki hani spoilerlı bir şey söylemeyeyim. İşte Balım daha hani böyle teknik bilgisi olmayan ama el yeteneği, hayal gücü ve genel olarak böyle tutkusu bol olan. Bu yüzden de yaptığı yemekler çok sevilen ve hani elinden çıkan her şeyin çok güzel olduğu bir kız. Çok güzel yemek yapıyor, çok güzel tatlı yapıyor. Fakat teknik olarak çok bilgili değil ve bu işte daha yeni. Yine de hani yeteneği ortada yani. Ve tutkusu da ortada. Çalışkan da biri, durmadan restoranda, yani restoran onun restoranı ama her gün orada. Çalışanlarından çok daha uzun süre orada kalıyor. Neredeyse bütün yemekleri o yapıyor anladığım kadarıyla. Yani böyle gerçekten yemek yapmaya ve restorantına tutkuyla bağlı bir karakter. Bu bizden de hoşuma gitti. Çünkü hobisi olan, tutkusu olan karakterleri ve bu hobi tutkuyu bize böyle direktman hani özgürce yansıtan karakterleri çok seviyorum. Yani Balım yemek yaparken ben de yemek yapıyormuş gibi hissetmek istiyorum ve kitap bana bunu veriyor. Bu konuda gerçekten çok memnunum. Balım dediğim gibi hayatı bu şekilde. Bir de Kenan var. Kenan'ın bölümleri biraz daha sonradan geliyor. Yani 30'larda gelmeye başlıyor işte. İlk iki bölüm Balım'ın gözünden. Şimdi Kenan Balım'ın restoranına geliyor. Bunların nedenini sonra öğreneceksiniz. Yani çok da sonradan değil ama yine de sizin okuyup öğrenmenizi tercih ederim. Kenan bir nedenden dolayı Balım'ın restoranına geliyor. Fakat bu nedenden vazgeçip onun yerine çok böyle ünlü bir yarışma var. Şeflerin katıldığı yemeklerle alakalı bir yarışma var. Kenan Balam'ı bu yarışmaya onunla birlikte eş olması için davet ediyor. Nedeninin nasıl olduğunu falan okuyup görün. Ama kitabın konusu bu. Ortada böyle bir yarışma var, çok önemli. Ve Kenan buna daha önce katılmış.
Fakat ikinci olmuş ve şu an hani birinci olmak istiyor. Yanında eş olarak da balımı seçiyor. Geri kalanını okuyup öğrenin istiyorum. Ben de daha tam bir sürü şey bilmiyorum. Tabii size anlatmadan daha fazlası biliyorum ama size hani olabildiğince böyle spoilersız bir şekilde anlatmak için bu şekilde dedim. Kitabın arkasında da şey yazıyor. Önlükler giyilsin, başlıklar takılsın ve aşk savaşı başlasın. Şimdi balım da Kenan da yemek yapan, yemek alanında ilerlemek isteyen, yemek alanında ilgi duyan karakterler. Fakat farkları şu ki balım az teknik bilgisine sahip. Bolca tutkuya ve hani her şey deniyor. Hani değişik şeyler deniyor, farklı tatlar deniyor. Elin yeteneği de iyi olmasından dolayı böyle tamamen hani yetenek tarzı bir karakter. Kenan ise tam tersi hani böyle aşırı yetenektense çok zaman ayırmış. İşte teknik öğrenmiş, yıllardır bu işin içinde hani daha böyle teknik bilgisi yüksek bir karakter. Bu ikisinin zıtlığı mutfakta çok ilgimi çekecek. Daha henüz ben bu kısımlara gelmedim. Ya bu ikisinin yemek yapma becerisindeki zıtlığı nasıl olacağını henüz okuma kısımlarına gelmedim ama okuyacağımızı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yemek yapma şekilleri aslında çok zıt. Ama yani kitabın hissi çok eğlenceli. Balım tam gerçekten bir yazlık dizisi kadın karakteri. Yani Türk yazlık dizisi kadın karakteri ve deli eğlenceli. Bir de yani şu an karakterleri sevdim. Kenan'ı ilk başta çok fazla sevmemiştim. Biraz fazla böyle şey, nasıl bir kelimeyle Kenan'ı anlatabilirim düşünüyorum şu an. Yani kelimelerimi kaybettim. Yani yeri geldiğinde ciddi olsa da yeri gelmediği sürece daha böyle her şeyi dalgaya vuran bir karakter. Balımsa böyle çok ciddi ve çabuk sinirleniyor. Balımla ilgili hemen öğrendiğim şeylerden biri şu ki balım çok hızlı, çok çabuk sinirleniyor. Ve ben hızlı sinirlenen karakterleri severim. Bence yani bu hoş bir özellik. Yani şöyle ki karakterlerin olumlu olmayan özelliklere sahip olmalarını seviyorum. Olumlu olmayan özelliklerle birlikte etrafındaki insanların onu sevmesini seviyorum ve balımın da bu yüzden böyle hani çok sinirlenen bir tip olması ve etrafındaki herkesin bunu biliyor olması ve onu bu şekilde seviyor olması falan çok hoşuma gitti. Yani karakterleri çok hoşuma gitti. Henüz aralarındaki kimyayı çok görme fırsatım olmadı. Sadece fiziksel olarak birbirlerini hoş bulduklarını düşünüyorum şu an. Bir de yemek, yani en azından Kenan için. Kenan balımın hani yemek yeteneklerini çok başarılı buldu. Hani aralarındaki ilişki o seviyede şu an. İlerledikçe nasıl bir şeye ilerleyecek bunu bilmiyorum ama heyecanlıyım. Umarım bol bol yarışmayı okuruz. Henüz o kısımlara gelmedim dediğim gibi ama daha hani başlardayım çünkü. Kitap bu arada 390 sayfa, 70 sayfa bayağı başı daha sayılır. Ama hani geliyorum. Yani gitgide sayfaları daha eğlenerek, daha heyecanlanarak çeviriyorum. İlk 70 sayfayla ilgili düşüneyim bu şekilde. Okudukça daha fazla hani düşüneceğimi size söylerim. Umarım beklentimi karşılar. Yani şu an güzel başladı. Şimdi devamından da bu performansı bekliyorum. Bu şekilde keyif almayı, böyle yazlık dizisi tadında eğlenmeyi, devam etmeyi umuyorum. Keyifli ve sarıyor. Yani çok keyif alarak okuyorsunuz. Zaten kitaptan en büyük beklentim keyif almaktı. Şu an Tadında Aşk Var kitabında sayfa 140'tayım ve normalde video açıp size işte güncelleme yapacaktım. Ama şu an böyle kırıldığım yerden bu kitabı okumak, devam etmek o kadar sardı ki bugün sadece bu kitabı okuyacağım. Hatta şu an kahvemi de yaptım. Yani kahvem elimde, kitabım burada. Böyle pencere kenarında. Ben bunu okuyacağım. Büyük ihtimalle bir 250'lere kadar gelirim diye düşünüyorum. Hani bütün gün okumayı planlıyorum çünkü. Ondan sonra ancak size güncelleme yapmaya geleceğim. Bunun için üzgünüm ama aynı zamanda değilim. Çünkü yani tam keyif yapmalık bir kitap. Bu arada 140'tan çok kısa bir güncelleme de yapayım. Sonuçta gelmişim o kadar. Şöyle ki ana karakterlerimiz Balım ve Kenan ancak daha yeni yeni böyle bir anlaşmaya varmaya başladılar. Bu bahsettiğim yarışmayla alakalı olsun, birlikte çalışmakla ilgili olsun. Ancak yani 140'ta bir anlaşma oluşmaya başladı. Bu yüzden geri kalanında artık yarışma için çalışmalarını ve yarışmaya katılmalarını, yarışmayı falan okumak istiyorum ben. Umarım vardır. Fakat kitaptaki ilişkiler tatlı ilerliyor. Yani hoşuma gitti. Gerçekten tatlı ilişkilere sahip. Eğlenceli, hoş. Ama bunu da unutmayalım. Selam. Tadında Aşk Var kitabında şu an sayfa 230'dayım. Kitap 390 sayfa. Bu yüzden de bitirmeme son 130 sayfa kaldı. Dün dediğim gibi böyle günümün çoğunluğunu kitabı okuyarak geçirdim ve keyif yaparak geçirdim. Çok güzeldi. Kitap keyif yapmak açısından yani çok uyumlu bir kitap. Çünkü özellikle bu kitap bence yazın çok güzel gider. Kitabın hissi bana yaz dizisi havası veriyor. Biraz romcom, biraz yaz dizisi. Ama şunu söylemem lazım ki daha fazla yemek, daha fazla yemek yarışması üzerine bence düşürülebilirdi. Yani 230 sayfada ben neredeyse %90 Balım'la Kenan'ın ilişkisini okudum. Balım'ın kendi hayatıyla ilgili bazı işte duygusal durumlarına yer verildi. Kenan'ın bazı işte duygusal durumlarını tahmin etmenize
yer verildi diyelim. %90 ya da diyelim %85 biz ilişki okuyoruz. Ve evet, eğlenceli ilişkileri ve gerçekten tatlılar da. Ama daha fazla yemeğe, daha fazla yemek yarışmasına ya da ne bileyim yemek yarışmasına hazırlanmalarına bence önem verilebilirdi. Yani bu sahneler daha çok olabilirdi. Sadece ilişki yazmaktansa bir tık daha az ilişki, bir tık daha fazla yemek yarışmasına hazırlanma okuyabilirdik diye düşünüyorum. Çünkü bu kitabın konusu hani yemek diye düşünüyordum ben. Çünkü hani önlükler giyilsin, başlıklar takılsın ve aşk savaşı başlasın yazıyor arkasında. Yemek konusu sadece arka plan gibi. Yani nasıl diyeyim, yemek konusunda geçiyor kitap. Ama bizim okuduğumuz kısım Kenan'la Balam'ın ilişkisi. Ve beklentinizi daha fazla bu yöne çekerseniz kitabı daha çok seversiniz diye düşünüyorum. Şu an mesela 230'dayım ve bu önemli yarışmanın elemelerinin olduğu yere gittiler. Yani otele gidiyorlar, daha olacak şimdi. Yani elemelere katılacaklar. 3 kısımdan oluşuyormuş bu yarışma, işte ilk kısmındalar yani. Oradayım şu an. Umarım bundan sonra daha fazla yarışmayı ve daha fazla birlikte yemek sahnelerini okuruz. Çünkü ne zaman yazar yazsa bu sahneleri, Balım ve Kenan'ın mutfakta birlikte nasıl çalıştıklarını, birlikte nasıl yemek yaptıklarını yazsa o kadar eğlenceli ki. O sahnelere bayıldım. Yani gerçekten mutfakta çok uyumlu iki karakter yazmış yazar ve çok oturmuş yani kafamda. Çok net bir şekilde canlanıyor bu ikisinin mutfakta çalışma şekillerini ve bu yüzden de bu sahneleri okumaktan deli keyif alıyorum. Az yazılmış ama bu sahneler. Yani hep mutfaktalar ama bu birlikte çalışma anları genele göre daha az. Ve o kadar güzeller ki bir tık daha olabilirmiş. Yani bir tık daha ne bileyim yarışmaya çalışma şekilleri yazabilirmiş. Yani sadece birlikte yemek yapmaları değil de hani tam olarak bu yarışmaya nasıl hazırlandılar? Yani neler yaptılar? Hangi yemeklere çalıştılar tarzı bir tık daha bilgi alabilirdik diye düşünüyorum. Ama bu benim beklentimden kıyasla böyle. İşte siz benimle aynı beklentiye kapılmayın diye söylüyorum. İlk 230 sayfanın da konusu yani ilişkileri bu iki karakterin ve Kenan'la Balım'ın ilişkisi dediğim gibi gerçekten çok tatlı ve çok böyle hoş olduğunu düşünüyorum. Yani çok samimi, çok güzel hissettiren bir ilişki ve hoşuma gitti. Yani gerçekten hiçbir toksik yanını görmedim bir ilişki. Sadece çok hızlı ilerliyor. Yani bayağı hızlı ilerliyor. Bu yüzden eğer böyle slow burn tarzı romantizmleri seviyorsanız bu kitap size hitap etmeyecektir. Kitaptaki bütün ilişkiler çok hızlı ilerliyor. İlk başta Kenan'la Balım'ın anlaşması çok zaman aldı. Ama anlaşmaya başladıkları andan itibaren çok hızlı ilerledi yani ilişkileri. Bu bir sorun olabilirdi benim için. Ben slow burn okumayı seven bir insanım ama o kadar tatlılar ki bu bir sorun olmadı. Yine de bunu haberini vermek istedim yani ilişkilerin hızlı ilerlediği ve kitabın çok büyük bir kısmında ilişkilerini okuduğumuzu haberini yani vermek istedim. Şu an yarışma esas başlıyor yani ilk gün bugün ilk girecekleri kısım. 3 parktan oluşan bu yarışmanın ilk kısmı yani. Ve bir önceki bölümde işte Çeşme'de olacakmış bu yarışma ve bir otelde kalacaklar. Bu otelin sahibi iki karakterle karşılaştılar. Tahminimce bu iki karakter yazarın başka kitaplarından karakterler olabilir diye düşünüyorum. Sadece tahminim yani. Öyle hissettirdi. Ben tanımıyormuşum ama yazar bu karakterleri, o karakterleri tanıyormuş gibi hissettirdi. Zaten Kenan da tanıyor o karakterleri. Şimdi gidecekler yarışmaya. Umarım okuruz yarışma sahnelerini. Kitapla ilgili bazı notlar aldım ama zaten çoğunu söyledim işte. İlişkiler hızlı ilerliyor mu? Aşırı tatlı. Mutfaktaki sahneleri çok güzel ama yeterince yok. Yani hep böyle bir olumlu düşüncelerim var ama her olumlu düşüncelerimin küçük bir aması da var. Aynen bu kadar. Başka not almamışım. Sadece bunları not almışım. Geri kalanı da kitapta sürüklenmişim. Bir de yetişkin okurlar için olduğunu da bilin. Ve bu arada bence yetişkin okurlar için olan kısımları yani o sahneleri de güzel. Yani şu ankinden hepsi hoşuma gitti. Çok tatlıydı. Ya sahnelerin hepsi çok tatlı. Diyecek başka bir şeyim yok. Böyle kısa sürede okuyabileceğiniz eğlenceli bir kitap. Merak ediyorum devamlı ne düşüneceğim. Esas yarışmalar şimdi geldik ya. Bu son 130 sayfa tahminimce yarışmalar olacak diye düşünüyorum. Ve biraz da büyük ihtimalle ilişkilerinde konuşulmadık kısımlar var şu an Kenan ve Balam'ın. Bu son 130 sayfada yarışma okuruz. İlişkilerindeki işte konuşulmamış kısımları konuşuruz ve güzel bir şekilde paketleyip kapatırız gibi hissediyorum. Yani şu an keyif aldığım ve eğlenceli bulduğum, çok kişinin de eğlenerek okuyabileceğini düşündüğüm ama favorilerime de girecek kadar ölüp bayılmadığım bir kitap. Beklentim eğlenmekti ve beklentimi karşıladı. Bakalım devamı nasıl? Son 130 sayfa nasıl? Umarım yarışmaları daha çok okuruz. Ve sonunda Tadında Aşk Var kitabını bitirdim. Aslında sonunda diyorum ama kitabı gayet kısa sürede bitirdim. Kitaba puan olarak 5 üzerinden 4 verdim. Ve zaten genel olarak kitap boyunca düşüncelerimi de gördünüz ama şu an özet yapmak istiyorum. Neler hissettim, neler düşünüyorum. Şöyle ki eğer eski böyle yazlık, Türk yazlık dizileri tadında bir kitap arıyorsanız bu kitap tam size göre. Hani yetişkin içeriğe sahip ama eski yazlık, Türk yazlık dizileri tadında bir kitap arıyorsanız şimdiden söylüyorum bu kitap size göre. Geri kalanını dinlemeseniz de olur.
Şöyle, bu kitabın sevdiğim yanları, içindeki ilişki çok tatlıydı. Ben gerçekten aşırı tatlı bir ilişkiydi. Yani Kenan ve Balım'ın ilişkisi çok güzeldi. Onun dışında sağlıklı arkadaş ilişkileri, işte ailesiyle Balım'ın ilişkisi çok tatlıydı. Kenan'ın da hani çok fazla görmüyoruz ama anladığımız kadarıyla ailesi arası iyi. Arkadaşlık ilişkilerinin tatlı olması, aile ilişkilerinin tatlı olması, romantik ilişkinin tatlı olması açısından kitap çok tatlıydı. Ve aynı zamanda Balım'ın geçmişinden bazı sıkıntıları vardı, Kenan'ın geçmişinden bazı acıları vardı. Yani böyle geçmişleri olan, katmanları olan karakterlerde bu kısımları falan hep sevdim. Okurken çok eğlendim, gayet keyifliydi, sürükleyiciydi. Yani bunların hepsi zaten benden hani onayı aldı ve bu yüzden de 4 puanı verdim. Fakat neden 5 puan vermedim? Bunun hakkında konuşmak istiyorum. İlk olarak bence bu kitabın en güzel yanlarından biri işte Balım'ın dükkanı ve yemek yarışmasıydı. Hani kitabın konusu bunlar ama biz bu kısımları çok az görüyoruz. Yani gerçekten çok az görüyoruz. Daha fazla görmek isterdim ve daha fazla görseydik hani 4,5-5 puanlık bir kitap da olabilirdi ama gerçekten çok az görüyoruz yani. Yemek yarışmasını özellikle daha çok görmek isterdim yani bilmiyorum. Ya da en azından yemek yarışmasına hazırlanışlarını görmek isterdim. Mesela yarışmanın eleme kısmını görmüyoruz bile sanırım. Direkt çünkü bunlar 10 kişi varken girişiyor. Yani ilk yemek yarışmasıyla ilgili okuduğumuz sahne 10 tane tezgah var. Her tezgahta işte bir çift var ve ilk yemeklerini yapıyorlar. Yani eleme kısmını görmüyoruz bile anladığım kadarıyla. Çünkü eleme kısmında sadece 10 kişi olamaz diye tahmin ediyorum. Yani bu kadar büyük bir yarışmaya sadece 10 kişi katılmış olamaz diye düşünüyorum. Bunun öncesi vardır diye bir tahminde bulunuyorum. hani çünkü ilk gördüğüm sahne direkt 10 tezgahla başlayınca ilk bir sorguladım dedim. Bu kadar büyük bir yarışmaya 10 kişi mi katılmış sadece? Ama büyük ihtimalle elemesi vardı ve biz onu görmedik, kaçırdık, okumadık. Yani kitabın benim için en büyük sıkıntılarından biri buydu yani. Esas ilgimi çeken yemek yarışmasıyla ilgili konuların daha az olup ilişkinin çok ön planda olması. Yani biz full ilişki okuyoruz bu kitapta. Çok az dükkanını ve yemek yarışmasını okuyoruz ama %90 ilişki okuyoruz. Ve böyle bir şey okumak istiyorsanız, özellikle dediğim gibi yazın çok güzel gider. Hep aynı şeye dönüp dolaşıyorum ama çünkü öyle. Hani ilişki okumak istiyorsanız ama böyle hani güzel bir ortamda, konunun içinde bir ilişki okumak istiyorsanız ben bu kitabı size öneririm. Eğleneceğinizi gerçekten düşünüyorum ama benim gibi romantik kitaplarınızda hani romantik komedi de olsa ilişkinin ve konunun birlikte ilerlediği yani ne kadar ilişki okuyorsak o kadar konu okuduğunuz kitapları seviyorsanız bu kitap size biraz fazla ilişki gelebilir. Çünkü bazen bana öyle geldi. Yani bu yüzden zaten 4 puan verdim. Hani her ne kadar keyif almış da olsam da bu kadar çok ilişki okumayı ben bir yerden sonra sevmiyorum. Yani biraz daha diğer konulara değinilmesini isterdim. Mesela atıyorum dediğim gibi arkadaşlık ilişkileri çok güzel Esra ile Balım'ın ama çok fazla görmüyoruz, az görüyoruz. Bu karakterlerin bir geçmişi var, katmanları var, ortada bir konu var ama bunların hiçbirini çok fazla görmüyoruz. Hepsinden böyle azar azar görüyoruz. Ve bu yeterli mi? Yeterli. Ama daha fazla olsaydı daha mı güzel olurdu? Evet. Yani benim fikrim bu şekilde en azından. Ama eğlenmek için ve az önce bahsettiğim gibi böyle yazlık listesi adında bir kitap arıyorsanız yani bu kitap tam aradığınız şey olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hoştu yani, eğlenceliydi ve Balım ve Kenan ilişkisi çok tatlıydı. Kitapla ilgili bir başka konuşmak istediğim şey, kitabın bitişi 20 sayfa mı ne? Yani nasıl diyeyim, kitap biter sonra bir epilog, bitiş tarzı böyle kısımlar olur ya. O kısmı 20 sayfa mı, 25 sayfa mı ne? Bu kadar uzun bitiş bölümü hayatımda okumamıştım. Bakın, epilog 366. sayfada başlıyor. Kitap 392 sayfa. Yani 28 sayfa mı ne bitiş var. Bunların hepsi bitiş. Epilog işte bitiş, son bölüm, bonus bölüm falan derken komikti yani ama eğlenceliydi yani. Tatlı işte o bölümlerde. Ama bilmiyorum. O bölümler de burada full ilişki hakkındaydı. Sadece yani ilişkilerini okuyoruz. İlişki odaklı kitaplar seviyorsanız, eğlenceli, yazlık dizi tadında bir kitap arıyorsanız bu kitap size göre. Ama bahsettiğim gibi konu odaklı romantik komedileri seviyorsanız, yani ilişkinin bu kadar çok ön planda olmasına hoşlanmıyorsanız, hani konuyla ilişki eşit gitsin diyorsanız o zaman bu kitap size bir tık daha fazla ilişki gelecektir diye düşünüyorum. Yani siz neyi sevip sevmeyeceğinize göre bu kitabı sevip sevmeyeceğinizi çözün, anlayın, düşünün. Benim için 5 üzerinden 4 puanlık eğlenceli, keyifli, hızlı okunan bir romantik komediydi. Ve genel düşüncelerimi de gördünüz zaten. Başka okumamı istediğiniz böyle romantik komedi, Türk yazarlardan, genç Türk yazarlardan kitaplar varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Ya da siz Tadında Aşk Var kitabını okuduysanız neler düşündünüz, sizin yorumlarınız neler, bunu da aşağıya yorumları bırakırsanız ve bu kitap hakkında yorumlarla sizinle konuşursak çok sevinirim. Kitap bana yazar tarafından gönderildi, bu yüzden yazara teşekkür etmek istiyorum. Eğer videoyu keyifle izlediyseniz ve kanala hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda beni daha sık görmek isterseniz Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'da her gün aktifim. Instagram'da
Instagram hesabım YouTube'uma bağlı ama oradan bulamazsanız Instagram'a girip kitap okuyan bir hayal yazarsanız kitap okuyan birleşik sonra alt tire bir alt tire hayal şeklinde beni bulabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve kitaplı kalın.